Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınları hazırladığı TTYT Geometri Soru Bankası kitabındaki yamuk konusundaki ÖSYM tarz testlerden test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birim kareler üzerinde noktalar gösterilmiş. Buna göre diyor çizilen dörtgenlerin hangileri yamuk oluşturur diyor. ABCD'ye bakalım. Şimdi ABCD'yi çizdiğimiz zaman burada iki kenarı paralel mi diye bakacağız. Şu kenarla paralel olan yok. Ya bu kenarla paralel olan var mı? Birim karenin köşegeni. Bu da hep köşelerinden gidiyor. Evet şunlar paralel. Bu doğru mu oldu arkadaşım? Evet. Sonra A, F, E, B'ye bakalım. Bunu sileceğim o zaman. A, F, E, B. Ar arkadaşlar şöyle. Bu da yamuk. Şu karşılıklı kenarlar paralel. Doğrudur. F, B, C, D'ye bakalım şimdi. F, B, C, D'ye bakacak olursak. F, B, C ve D. Hocam burada paralellik var mı? Şunlar paralel mi diye bakıyorum. Evet bunlar da paralel. Birim karenin köşesi köşesi birim karenin köşesi köşesi yani şurada kaç 45 derece burada kaç da 45 derece Paralel yöndeş açı çıktı yani paralellik çıktı iki kenarı paralel o zaman bu da aynı şekilde bir yamuk oluşturuyor cevap böylelikle e dremit oldu geldik 2'ye e ne var burada kelebek benzerliği var hocam direkt sayılar beni kelebeğe etti 3/6 bölü 1'e 2a ise 2a hatta b ise 2b ister buradaki benzerliği gör ister şuradaki benzerliği gör İstediğinden yap burada da paralellik var ya çünkü burada Buradaki benzerlikten gidiyorum ben. A bölü 3A eşittir. X bölü 6 değil midir? Evet. Buradan da X kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Cevap denizli oldu. Geldik 3'e. Evet kenarlar işin içine girmiş. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Takıldı mı burası? Heh dur. Bir de açılar da işin içine girmiş. Bak şuraya alfa. Buraya beta diyecek olursam. Yani alfa burası beta burası. Alfa artı beta 90 verilmiş. Hem açılar hem de kenarlar işin içine girince paralel kenar oluşturuyorduk. Şöyle paralel kenar oluşturduk. 2 ise 2, 3 ise 3. Alfa ise bunlar paralel ya yöndeşlikten dolayı alfa. E alfa artı beta'yı 90 vermişti. Alfa artı beta 90 ise bak burası 90 oldu. Ve burada Pisagor. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 çıktı. Ve toplamda şu uzunluk isteniyor bizden. 2 ve 5'in toplamı 7 yapar. Üçüncü soru 7. Yani ne çıktı? C-Han çıktı. Geldik 4'e. Oranlama verilmiş arkadaşım. Burası K, burası 3K verilmiş. Şu K'ken burası 3K verilmiş ya. Normalde böyle oran verilirse içeri doğru paraya çizelim. Özel bir durum çıktı mı çıkmadı. Hani kelebek ya da orta var. Çıkmadıysa dışarı doğru uzatıyoruz kardeşim. Dışarı doğru uzattık. Uzattığımız zaman ne çıktı? Hocam şunlar paralel ya. Öncelikle şurada bir kelebek çıktı arkadaş. Görüyor musun? Kelebekteki oran 1'e 3. O zaman 3'te 1'i. O zaman burası kaç oluyor? 4 oluyor. Sonra Z'den dolayı burası da çizgi açısı mı oldu? Evet. E çizgiye çizgi. İkiz kenar çıktı baksana. Yani burası 9'sa burası da 9 olacaktır x böylelikle 9 oldu. Dördüncü soru e oldu. Geldik 5'e. Alan verilmiş burada. Yani şu dikdörtgenin alanı verilmiş. Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı dediğimiz nedir? A çarpı B değil midir? Evet. A çarpı B'yi 60 vermiş. Şimdi benden alan ABC'de isteniyor. Bu alt taban artı şu A çarpı B demeyeyim de X çarpı Y diyeyim isterseniz. A şeyle karışmasın. X çarpı Y'yi kaç vermiş? 60 vermiş. E ben buraya A, buraya C diyecek olursam alan alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 değil miydi? A şu N artı C bölü 2 orta taban. Şurada da orta taban var ya o yüzden orta taban çarpı yüksekliktir. Hocam orta taban belli mi? Belli. Orta taban Y. Yani Y çarpı yükseklik belli mi? Belli değil ama biz çizebiliriz. Çizdiğimiz var. A orta tabandan dolayı burası 2X mi çıktı? Evet. Yani 2X Bizden 2x isteniyor dostlar. X çarpı 60 değil miydi? Evet bunun yerine 60 yazarsak cevap kaç çıkar? 120 çıkar. Güzel bir soru. Beşinci soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Açı ortay kola dik çizilmiş. Ne yapacaksın? Diğer kola da sen bir dik çizeceksin. Hop çizdin. Kollara çizilen dikler eşit. Ve buradaki dikmeyi de olabilirim aslında ben. Öncelikli olarak bu neydi? Açı ortaylar dik ve ort taban üzerinde kesiyordu. Ort taban bir işimize yaramayacak gibi dik kesişti. Tamam. Aa, dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. Yani şuraya aç diyecek olursak kaç kare eşittir 4 çarpı 9 36'dan h da buradan 6 buluruz. H 6 çıktı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Açı ortayla kola dik çizmiş. Diğer kola da bir dik çizebilirim ki yamuğun alan isteniyor. Yamuğun yüksekliğini bulacağım zaten ben. E o zaman dik çizdiğim zaman şurası 90 derece. Kollara çizilen dikmeler eşit 6. Aynı şekilde burada da açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim şöyle. Dik çizdiğim zaman yine burada da eşit midir bunlar? Eşittir. Şunlar birbirine eşit 6. Bak yükseklik kaç çıktı? 12. Şimdi yamuğun alanı çok basit. Alt taban artı üst taban 20 çarp yükseklik bölü 2. O da kaç çıkıyor? 120 çıkıyor. Cevap denizli oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Taban uzunlukları A ve C ve yüksekliği H olan bir dik yamukta işte köşegenler dik kesmişse H kare A çarpı C pantısı vardır diye vermiş. Normalde vermese de biz bunu alfabet ya da alarak bulabiliriz arkadaşlar. Ya da şuradan paraya kenar oluşturarak da bulabiliriz. Neyse vermiş. O zaman oradan yapalım. H kare eşittir. 4 çarpı 9. 36'tan haşı kaç buluruz? 6 buluruz. Evet H 6 çıktı. Yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban 13. Çarpı yükseklik bölü 2. Yani şunlar sadeleşti. Işte 3. 3 ile de 13'ün çarpımı kaç çıkıyor? 39 çıkıyor. Evet cevap C an çıktı. 7. soruda geldik 8'e. Ne olmuş? ABCD yamuğu bir böyle katlanmış bir böyle katlanmış. Şunun üstüne denk gelmiş o da. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit. Burada da üst, e, üst üste açıların eşitliğini yazınca şunlar paralel ya Z'den dolayı bak burası nokta açısı yaptı. A burada da üst üste binen açılar eşit olacak hop şöyle oldu. Hocam bu da buraya katlandı burada da üst üste binen açılar eşit olacak hop burası da nokta oldu. A nokta açısı dediğimiz 183 eşit parçaya böldü yani 60 derece oldu. E hocam nokta açısı 60 ise burası da 60 burası da 60 oldu. A 60 60 60 sen şimdi açtığın zaman üst üste binen açılar da eşit olacak burada da aynı şekilde 60 olacak. E, bu da aynı şekilde 60 oldu. Eşkenar üçgenler çıktı karşımıza. Evet ABCD yamuğun çevresi. Ya şunun bir kenarında x dersem. Hocam burası da x, burası da x 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 oldu mu? Eşkenardan dolayı x ise bu da eşkenar. Evet 2 3 4 5 x'i kaç vermiş çevre olarak? Yamuğun çevresini 30 vermiş. X'i buradan 6 buluruz. Alanı nedir diye soruluyor. Yamuğun alanı. Hocam yamuğun alanı da ister 3 tane eşkenar üçgenin alanı deyin. İsterseniz bir yükseklik çizip yüksekliği bulun. Fark etmez. Biz x'i kaç bulduk? 6 bulduk. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası da 3 köküştür. O zaman alt taban artı üst taban. X 6 bulduk ya. Burası 12. Burası da 6. Yani 18 çarp yükseklik. Yani 3 kök 3. Böl 2 bana sonucu verecektir. Yani 27 kök 3 olarak buluruz sonucu. Cevap D seçeneği oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 14 cm arayla askılıklar yerleştirmiş. Evet buralar kaç? 14-14. Şuraları yazdık. İpek uzun kenarının uç noktalarını birleştiren 48 cm uzunluğundaki bir kol askısına sahip turuncu ve yeşil renkli dikdörtgen biçimdeki çantasını bu askılara şekildek gibi asıyor. Burası da 40 cm olarak verilmiş. Boyları aynı olan bu çantaların zemine olan uzakları eşittir. Ha, zemine olan uzakları eşitse. Hocam, zemine olan uzakları eşitse, boyları da aynı ya. buraları da eşitse, şuradaki yükseklikleri de eşit olmaz mı? Bak, bunlar eşit. Bunlar eşit. Burası da aynı olmaz mı? Olur. O zaman ben onu kullanacağım. Şimdi burada e, çanta zemine paralelse arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bunların ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Çanta ipini biraz böyle yapsan o paralellikten çıkıyor değil mi? E, x kenar yamuk var burada. X kenar yamukta ne yapıyoruz? Dikmeleri çiziyoruz. Çizdik dikmeleri. 14, 14 28. Dikmeleri çizdiğimiz zaman şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Yani 40'tan da 28 çıkınca 12 kalır burada. 6, 6 mı yaptı bunlar? Evet. 6, 6 yaptı. Tamam. Şuradaki yükseklikte bir. Aynıymış. Şuradakiyle aynı. Peki Başka bir şey var mı? Boyları aynı olan bu çantaların zemini olan uzakları eşit. Turuncu çantanın genişliği 40 olduğuna göre yeşil çantanın genişliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ip uzunluğunu vermiş mi? 48 santimetre. Evet uç noktalarını birleştiren 48 santimetre uzunluğunda bir kol askısına sahip. Kırsak, evet bu kol askısını 48 diye vermiş arkadaşlar. 14 14 28 ise eğer burası. O zaman burada ne kaldı arkadaşlar? Buraya kaç kalıyor? 48'e tamamlayan 48'den 28 çıkarsa eğer 20 kalıyor. Bunlar da 10 10 yapıyor. A 6 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgenden burası 8. Şimdi buradaki yüksekliklerin de 8 olduğunu söylemiştik ya. E 14 ise burası da 14. Şimdi ben şunun tamamının da 48 olduğunu biliyorum. 48'den 14 çıkınca 34 kaldı. O zaman bunlar da 17 17 diye ikiş eş parçalı mı olacak? Evet. 8 17 ne üçgeni? 8 15 17'den 15 15 çıktı buraları. Ve buradaki uzunluk isteniyor bizden. 15 15 daha 30 14 daha kaç yapıyor? 44 yapıyor. Yani cevap böylelikle D seçeneği bulduk. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakalım diğer soruya ne diyor diğer soru. Alanları sırasıyla 800 ve 720 olan dikdörtgen ve x kenar yamuk. Evet bunun alanı 800 verilmiş. Bunun alanı da 720 verilmiş. Tamam. Yamuk ile tasarlanan bir sepete ait iki durum yukarıda verilmiştir. Yüksekliği 44 cm olan bu sepetin. Evet yüksekliği 44 cm. Kapak kısmı bir köşesi etrafında 30 derece açıldığında. 30 derece açıldığında. Sol alt köşesinin zemin olan uzaklığı da 44 santimetre oluyor. Arkadaşlar bunun zemin olan uzaklığı da 44 santimetre oluyor. Şuradaki uzaklık. Tamam. Şu zeminle şurası paralel değil mi kardeşim? Çünkü yamuk ya şu tam zeminde. E paralel 90 ise o zaman burası da 90 oldu. Burası da 90 oldu. E 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A'dır. E tam burası 44. Burası da 44. Yani şurası ne oldu? 44 eksi A mı oldu? Evet. Hocam bunun yüksekliği. Bak şöyle yapacak olursak 44 eksi A oldu. Hatta yüksekliği şöyle gösterelim. X kenarı mutlaka çünkü yükseklik çizmek önemliydi. Şu yüksekleri çizip ona göre işlem yapıyorduk. Burası 44 eksi A ise e buraya da ne kaldı o zaman? Şöyle bakacak olursak A mı kaldı? Evet. O zaman hocam şurası A oldu. Şöyle şuraya A kaldı. 44 eksi A ise e de tamamlayacak. A bu arada bu şekilde bu şekilde eş. Burası A iken burası 2A dedik. A iken bunun tamamı 2A. Yani şurası 2A. A çarpı 2A'yı kaç vermişti? 800. A çarpı 2A eşittir 800 ise Buradan sadeleştirdik. A kare 400 ise A'yı kaç buluruz? 20 buluruz. Evet A'yı 20 bulduysak burası 40 çıktı. Burası da kaç oldu? 20. Tamam. Şurası 40. X kenar yamuk. Şunun alanı da belli. Şu alt taban artı üst taban. Hemen onu da kullanalım. A artı 40. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de 44 eksi A. A'yı 20 bulduk ya. Yükseklikte kaç çıkıyor o zaman? 24. Çarp yükseklik bölü 2 neye eşitmiş arkadaşlar? 720'ye eşitmiş. Hocam şunlar sadeleşince 12. 12 ile de 12'ye böldüğün zaman bu da kaç yapıyor? 60 yapıyor. A artı 40 60 ise A'yı da kaç buluruz o zaman? 20 buluruz. Evet. Bir dakika. A artı 40. Şu A ile karışmasın ya. Şuraya ben şey mi desem? X desem değil mi? Daha iyi olacak. Çünkü A'yı burada kullandım. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yani buradan da X'i ne bulduk arkadaşlar? 20 bulduk. Evet X 20. Şimdi X kenar yamukta. Şu dikmeleri çizdik mi çizdik? 20 ise. Aha da burası 20 midir? Evet. Hocam X kenar yamukta bu dikmeler iki eşit parçaya ayırıyordu. Ee, burası 20 ise o zaman buralara ne kaldı arkadaşlar? 40'tan 20 çıkar. 20 10 10 kaldı. Ve şuraya bakar mısınız? 10 var 24 var. 5'in 2 katı. 12'nin 2 katı. Bu da 13'ün 2 katı olacak. Yani burası 26 olacak. Evet bu sepetin çevresi soruluyor. Tamam. Çok şükür bulduk. Hocam 26 burası. 26 burası. Ee, çevresine bakacak olursam 20 var. 2 tane de 26 var. 20 artı 2 tane 26. 52 artı sepetin çevresine bakıyorum bak. Şurası şurası şurasını şurası hesapladık. Sonra 20 40 ve 20 daha var. Yani o da kaç yapıyor? 20 40 20 o da 80 yapıyor. Topladığımız zaman da kaç yapıyor o zaman? 152 mi yapıyor? Evet cevap böylelikle 152 çıktı dostlar. Yani 10. soru Balıkesir oldu. Güzel bir soruydu. Ee, bitirdik mi o zaman? Bitmiş arkadaşlar. Böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 3'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani 4'te. ÖSYM tarzı test 4'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.